Düğün sanki salonda değil, onların evlerinin içinde. Nişantaşı'ndaki öğretmen evi ve bir üniversitenin sosyal tesisi bölgede yaşayanların kabusu oldu. Pencereleri kapalıyken bile gürültüden uyuyamayan semt sakinlerinin onlarca şikayeti de yanıtsız kaldı. Şimdi kenti yönetenlerin yaşadıkları kabusa son vermelerini istiyorlar. Saat şu anda 11.30. Bangır bangır. Bu sesi hep maruz kalıyoruz. Burada hastalar var, yaşlılar var. İki düğün salonunun sesleri birbirine karışabiliyor. Nişantaşı'nın tam ortasında iki düğün salonu. Biri Şişli Öğretmen Evi, diğeri İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sosyal tesisi. Her iki adresten dışarı taşan yüksek ses ve gürültü bölgede yaşayanları canından bezdirdi. Bu sokakta oturan herkes rahatsız oluyor. Şu an Teşvikiye'de bir apartman dairesinin içindeyiz ve sadece bu apartmanın değil aynı zamanda civardaki tüm apartman sakinlerinin şikayetçi olduğu bir konu var ki o da evlerine yaklaşık 250-300 metre mesafedeki iki tane düğün salonundan gelen gürültüler. Sürekli her gece 12'ye kadar bu sesi maruz kalıyoruz. Nişantaşı'ndaki Şişli Öğretmen Evi'nin terası yaklaşık 450 kişi kapasiteli. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı işletmede gün içinde birden fazla düğünde olabiliyor. O akşam sizin 10.30-11'de yatmanız ihtimaliniz söz konusuydu. Şu anda gördüğünüz gibi her akşam. Geceleri gürültünün eksik olmadığı öğretmen evinin hemen yanı başındaysa İTÜ'nün sosyal tesisi var. Her iki noktada da gece gündüz, hafta içi ve hafta sonu fazlasıyla rahatsız edici ses kirliliği var. Bazı hafta sonları günleri gündüz başlayan 2-3 tane düğün arka arka olabiliyor. O kadar çok açıyorlar ki, yani düşünün ki burada hastalar var, yaşlılar var. Resmi internet sayfasında müziğin saat 23'te sona erdiği yazıyor. Ancak çevre sakinlerinin iddiasına göre gürültü hiçbir zaman o saatte kesilmedi. Bu saatlere kadarki saat şu anda 11.30. Bangır bangır. Şikayetler üzerine farklı günlerde bölgeye giden ekibimiz rahatsız edici gürültüyü farklı dairelerin içinde kaydetti. Şu anda da bahsi geçen düğün salonlarını gören başka bir dairenin içindeyiz ve bakın işte burası bir yatak odası ve yatak odasının baktığı yerde iki düğün salonu var hemen karşıda ve burada yaşayanların iddiasına göre işte bu gürültü yüzünden burada uyumak mümkün değil. Şikayet de ettik, her şeyi yaptık ama hiçbir şekilde düzelmiyor ve... Şikayetlerine bir karşılık bulamayan çevre sakinleri kentin yöneticilerinin sorunu çözmesini bekliyor.